25 yıldır Antalya'da yaşayan Japon vatandaşı Ikumi Nonaka. Kendisi Türk el sanatları hayranı, Türkiye'nin her yerini gezdi, el emeği, göz nuru ve iğne oyalarını koleksiyonuna ekledi. Japonya'ya tanıttı, Japon vatandaşı olmasına rağmen Türk ekonomisine ve turizmine katkı sağlıyor. Baskı, ahşap baskıdan yapılan eski yazmalar. Karanfil ve boncuklarla yapılmış karanfil oyası. Genelde ege tarafı. Karanfil ve boncuktan yapma, onlarda güzel koku geliyor. El baskısı, yani ahşap baskı, bunu boya eriden boya yapıp kumaşa basıyor. Mesela bunlar Tokat'ta hala yaşıyor, yani devam ediyorlar. Ben Ikumi Nonaka, Japon vatandaşıyım. Antalya'da 25 senedir oturuyorum. Antalya'da Türkiye'deki el sanatı ilgileniyorum. Genelde harcılık işi yapıyorum. Onun yanında kendime, yani bu çok sevdiğim eri işler, mesela iğne oyası, danter, yani baskı, yani tabii harikirim dokumalar. Onları topluyorum, yani koleksiyon yapıyorum. Bu koleksiyonlar, yani daha önce hiç sadece saklıyorum, kendim bakıyordum ama bu güzel sanatlar Japon arkadaşlarla paylaşmak çok istedim. Ve tabii bizim Japon arkadaşlar da çok meraklı bu konuda, el sanatları çok seviyor. Ama Türkiye'deki el sanatları pek bilmiyorlardı. Ben de orada seminer açmak ya da sergi açmak, onlara karar verdim. Yani her sene gidip sergi açıp, mesela konferans veriyorum. Yani el iş hakkında, Türkiye hakkında, Antalya hakkında anlatmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Ya aslında daha önce Türkiye hakkında pek bilmiyordu. Ama bunu iğne oya tanıtıma başladıktan sonra el iş yapan kadınlar, yani Türkiye tanımıyor ama el iş sevenler iğne oya çok taktılar. Ve mesela iğne oya yapmak için Türkiye'ye geliyorlar. Yani çok seviyorlar. Yani bu konuda ben de çok sevindim. Çünkü böyle tanıttım ve Türkiye bu iğne oya giriş olarak tanıyorlar, geliyorlar. Ya tabii ki yani bu 15-20 sene oldu bu tanıttıktan sonra. Sonra yavaş yavaş başladılar. Onlar da tabii Türkiye sıkı sıkı da gelemiyor ama mesela bir kişi geliyor, onu onlar da paylaşıyor, bunu öğreniyor. Yani şu anda zaten hep internet kanıtıyla, yani onlar da görebiliyor mesela bir Türk kadını yaptığını. Onları baka baka bir şeyler öğrenme çalışıyor ve tabii ben de seminer veriyorum, konferans veriyor. Tabii o da workshop falan da yapıyor. Öyle bayağı, yani sizin düşündüğünden fazla iğne oya yapan kişiler var. Önce sağlık için biz dükkan kapattık, yani bu Mart ayda oluyor. Ve 3 aydır ya da 4. ay girdi. Hala biz kapalıyız. Birinci sebep olarak uçuş yok. Yani Japon arkadaşlar çok gelmek istediğinde de gelemiyorlar. Hem de posta yolda maalesef şu anda da hala kapalı olduğu için, yani ürünleri gönderemiyoruz. Yani bizim yapabilecek bir şey kalmadı. Ben de YouTube kanalı açıp, yani orada Türkiye hakkında, Antalya hakkında mesela yemek, buradaki serpme börek falan ya da piyaz çok ünlüdür. Yani onları anlatmaya çalışıyorum. Bu projemiz geçen sene Düşeme Altı'ya gelen bir Japon arkadaşlar, zaten haru dokuma, onlar da merak ediyordu. Yani ben özellikle harucu olduğu için ben daha detaylı anlatabiliyorum bu konuda. Yani arkadaşım var orada, onun yanına gittik, beraber haru doktu. Çok memnun kaldılar. Yani bunu olunca tabii Japonlara anlatırken seminerde çok kişi gelmek istedi. Yani biz de dokuma da çok ilgileniyorlar. Ve ondan sonra ben gelmek isteyenleri gelsin Antalya'ya, beraber dokuyalım. Orada bir haru, küçük haru yapalım dedik.
Sonra bu ay bu ay ve geçen ay aslında gelecekti. Yani iki grup. Ama maalesef bu pandemi dolayından gelemediler. Çok üzüldüler. Ama bunu da inşallah sonbahardan sonra ya da gene sene, yani inşallah bunu olacak. O zaman gene yani Japon arkadaşlar gelecek. Kuanlık'ta haru dokunacağız. Ben elimden geldiğim kadar, yani benim bir şey yok ama gene kendim yapabilecek kadar yapıyorum, yapmaya çalışıyorum, zaten yapıyorum. Bunu tabii destek bazı yerde istiyorum ama tabii ki olmayabilir. Yani ne yaparım? Durmak olmaz yani, ben gene yapacağını yapıyorum. Ben Türkiye'de bu el sanatlarıyla çok mutlu oldum. Yani onun için Türkiye'de kalıyorum ve bunu daha dünyanın el sanatları seven arkadaşlarla paylaşmak çok istiyorum. Ve bunu da tabii ki öncelikle Türkiye'deki kadınlar, onlar el sanatları devam ettiği için bugüne kadar, yani onların sayesinde bu güzel el sanatları biz görebiliriz. Ve bunu Japon arkadaşlara da tanıtabilirim. Yani bu özellikle bu el sanat yaşatan Türk kadınlara ben çok teşekkür ediyorum. もともとあるのってそこにあの不動の花のチーズ2枚目ありますね。それは昔からあるのチーズ。